Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, her zaman olduğu üzere söz verdiğimiz gibi gene buradayız. Müsaade ederseniz kardeşlerim, gelenek olduğu üzere yoklamayla başlamak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz, bunları hep kaytarıyorlar. Süslü Süleyman, çok ayıp ettin. Yüzündeki boyalar düşünce gerçek halin nasıl ortaya çıktı? Dur, bunları sonra konuşacağız, şimdi yoklama zamanı. Derin Mehmet ameliyat olduğu için Bodrum'da hastanede. O yüzden dolayı centilmenlik gereği biz Akıncı kültüründen olduğumuz için pusu kültürü yapmayız onlar gibi. Sülü gibi. Sisli sülü gibi. O yüzden dolayı kendisini bu hafta yoklama almayacağız. Bu sefer almayacağız. Lan maaşı davası kadar olan gazeteciler geldiniz mi? Bir yere ayrılmayın. Şerefli gazeteciler baş tacı. Lan çakma solcular. Siz zaten meraklısınız, hiç ayrılmazsınız siz. Gıcık kapıyorsunuz ya falan, onun için hep gelirsiniz ulan siz. Tamam, şerefli olanlar baş tacı. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Çok keyifli bir gün geçireceğiz. Atmosferin değişikliğini görmüşsünüzdür. Türkiye'den kalabalık misafirlerimiz geldi. O yüzden dolayı aslında ben Düşkün Abdülkadir'le Süslü Sülü'yü bekliyordum. Ama onlar gelmediler. Her zaman olduğu gibi yüce devletimizi işin içine karıştırdılar. O yüzden dolayı bir yer değişikliği yaptık. Belki önümüzdeki günlerde bir yer değişikliği daha yapmayı düşünüyoruz. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Bir de bana diyorlar ki, ya sen işte halka oynuyorsun. Okuyorum böyle şey yapıyorum. Lan kime oynayayım da? Kime oynayacağım? Aslında siz bilmiyorsunuz. Vallahi patron olan sizsiniz. Mesela kanunlar var ya. Siz milletvekillerini seçiyorsunuz. Milletvekilleri kanunları yazıyor. Ondan sonra o kanunlarla da insanlar bir şekilde yönetim uygulanıyor. Yani piramidin en üstünde sizsiniz. Ben dünyanın neresine gittiysem hep böyleydi. Ama bir tek bizim ülkemizde böyle değil. Bizim insanımız kendisini hep böyle şey gibi hissediyor. Ama inanın patron sizsiniz. Ben de ne yapayım dedim, patrona gideyim. Çünkü kanunlar onların seçtiğiyle yazılıyorsa kanunlardan daha güçlü olan halk. O yüzden size anlatıyorum kardeşim. Yoksa böyle kamera karşısında zaman geçirmeyi çok sevdiğim için vallahi değil, billahi değil. Bir de ya bize o kadar arkadaşlar diyorlar ki ya çok büyük paralar veriyorlar. İşte bir anlaşma yapılınca lan dedim bırakın oğlum, ondan sonra diyecekler adam yoluna çıkmayın. Paranın peşinde anlatıyor duruyor. Ya biz bu kadar centilmence yaklaşıyoruz. Bazı arkadaşlar bahisler düzenlemişler. Lan benim üstümden yol bulmaya çalışıyorsunuz. Ayıp ya. Yok ceketle mi gömlekle mi? Bak terse yatırdım. Bahisler kapandı. Benim sırtımdan çok para kazandılar. Artık işi uyandım. Hiçbirinize yol buldurmam üstümden. Kıymetli kardeşlerim, tabii bu işin makarası bugün çok ama çok ciddi konular bölümüne giriş yapmaya başlayacağız. Bu şahsımla ilgili sizin bana olan, bazılarınızın bana olan inancını sarsmak için şeyler yayıyorlar. Dokunulmazlık almak için milletvekili olacakmışım veya finans yapıp parti kuracakmışım. Böyle saçma şeyler. Kardeşlerim, söz namus. Sizlerin huzurunda söz veriyorum. Yaşadığım sürece ne bir partiden milletvekili olacağım, ne bir parti kuracağım ve de ne de bir spor kulübü başkanı olacağım, ne bir vakıf başkanı olacağım. Geldik böyle, gideceğiz gene böyle. Ünvan yok. Tek bir isteğimiz var. Var olduğumuz sürece Turan ülkesi için, Birleşik Türk Devletleri için mücadele edeceğiz. Vallahi de başaracağız, billahi de başaracağız. Bir de bana şey diyorlar, ya sen bu kadar böyle okumuşsun, devleti nasıl kutsallaştırıyorsun? Önümüzdeki bölümlerde onu da anlatacağım. Yani ilerleyen dakikalarda onu da anlatacağım. Bir de şey diyorlar, ya sen Turan diyorsun,
faşistsin. E Sultan Gali sosyalist duru. Düşüncesini okudunuz mu? Ya bir at gözlüğünüz var. Bakıyorsunuz, dünyayı görmüyorsunuz. Dünya yenileniyor, dünya değişiyor. Bu sebeple birilerine yem olmamak için güçlü olmak lazım. Neyse, bunlara biz değineceğiz. Kardeşlerim, bunun sözünü verdik. Sürü! Duydun mu? Milletvekilliği için yapmıyorum. Bir de sokağa çıkıp, milleti sokağa döküp ben ortalığı karıştırmak için. Kardeşlerim, size şunu söylüyorum. Benim düşüncelerime, fikrime değer verenlere, serden geçtilere, vatan fedailerine, vatanın delilerine söylüyorum. Eğer ki kim size sokağa çıkıp burayı yağmalayalım, buraya yağmayalım derse inanın o haindir. Bir gün ben size bu şekilde dersem sokağa çıkın yağmalayın. Bilin ki benim ufak kızımın başına silah dayamışlardır. O yüzden size ben bunu söylüyorumdur, ona dayanamadığım için. Sürü! Gördün mü bak, bunu da söyledik, artık bloke oldu bu da. Başka? Ya bunlar insan değil ya. Darbe için zemin hazırlıyormuşuz, ben bunları ondan yapıyormuşum. Kardeşlerim, değerli kardeşlerim, namus sahibi olan herkes, eğer bir gün darbe olursa, buna kalkışanlar olursa, evde çocuğunu bakmak zorunda olanlar hariç, bütün herkes, ama bütün herkes sokağa çıkmayla, darbeye direnmeyle mükelleftir. Sülü, senin aparatlar tek tek gidiyor bak. Eğer ki bir gün darbe olursa, ben size dersem kardeşlerim, sokağa çıkın, darbeye destek verin. Anlayın ki ufak kızımın kafasına silah dayadılar. Ben o yüzden dolayı bunu diyorum. Ben desem bile çıkmayın kardeşlerim. Namuslu adam ülkesine yapılan darbeye karşı durur. Ya siz patronsunuz. Bu anlattıklarımda kafanıza yatmayanlar olursa, ya bu işlerde gereken ilgi gösterilmedi, namus üzere davranılmadı, şeref üzere davranılmadı derseniz, sandık geldiğinde siz zaten belirleyensiniz. O sizin elinizde. Bir de en elama en kolayı, en komiği pardon. Ben Fethullahçılarla bir şema yapmış. O şemaya geleceğim, anlattıklarına cevap vereceğim de. Böyle bir şema yapmış. Rezillik işte, garson bir şey döküyormuş. Vallahi seyretmedim. Ve bunun çapını biliyor. Çapını bildiğim için seyretmedim. Başlıkları bana getirin arkadaşlar dedim. Çapsız. Benim bu söylediklerimin hiçbiri devletin nevşasına münasır değildir. Başında da söyledim. Devlet bizim için kutsaldır. Neden kutsaldır onu da anlatacağım. İlgili arkadaşlara, Süleyman, vallahi sana devletin ruhunu anlatacağım. Kutsal olan şeyin ne olduğunu, devletin ruhunu anlatacağım. İnşallah bu sefer anlarsın ya. Eğer anlamazsan süslü sülü. Neyzen babanın bir dörtlüğü var. Bak çok güzel. Diyor ki anlamakla aşina değilsin ey tebakı külleyi. Ulan diyor oğlum, ömrün boyunca bülbül diye kovalarsın koskocaman leyleği. Sülü o bülbül değil, leylek daha. Bırak hayvanın peşini. Görüşeceğiz senle. Senle görüşeceğiz. Kardeşlerim, Fethullahçılarla ilgili düşüncelerimi burada anlatmak istiyorum. Eğer ki bana Fethullahçılar cennetin anahtarını getirirlerse ben onlara derim ki ben 80'lerde sizin masumiyetinizi görüp ya bunlar iyi insanlar diyenlerdenim. Yani bütün ülke gibi. Ama ben sizin içinizdeki canavarı gördüm. Ölüsü bence şehit Kudüs'ü Okkır memleketine gidecek ambulans parası yoktu. O zaman ambulanslardan para alıyorlardı. Ben Kudüs'ü, o insanı Ergenekon'un finansörü diye aylarca temiz toplum, temiz toplum, temiz toplum diye yaygara yapıp, ya adamın ölüsünü evine getirecek parası olmayan adamı
Ergenekon örgütünün finansörü diye tüm ülkeye inandırdılar. Bunla diyorlar bana, seni diyorlar cenazeye işte FETÖ'cüler değil, şunlar yollamadı, sen Hakk'a girdin diye yazıyorlar. Lan bırak! Ben sizin tezgirasınızdan geçtim, hem de nasıl geçti? Ya siz yapmadınız mı asker? Evinde arama yapıyorsunuz, general adamın çocuk pornosu çıktı diye gazetelere verdiniz. Ya o adam hala daha düşünsene, yanına bir ufak çocuk gelse sevmeye çekinir. Ulan acaba millet yanlış mı anlar diye. Ve adamın evine siz koydunuz. Veya başka bir tane general. Bir otelde kız arkadaşıyla beraber gidiyor. Otelde ihbar var deyip girip kadının çantasını ararken avuç içinde bir tane ekstaziyi bırakıp büyük skandal, general işte kadın uyuşturucu partisi, kan talili bile yok. Çünkü siz koydunuz. General namuslu adamdı, istifa etti. Kendisini tanımıyor. Daha örnek vereyim mi? Ali Tatar. Ya en son herkes uyansın diye adam kafasına sıktı, kendini öldürdü. Bunlar gazetelerde de yazdılar biliyor musunuz kardeşlerim? Hesap vermeden nereye gidiyorsun? Vallahi sizin elinizde cennetin anahtarı olsa ben o cennete girmem. Ya siz Muzaffer abi, kanser hastası inim inim, onu ayrı anlatacağım. İnim inim inlettiğiniz adam öldü ya, şehit oldu. Ali Tatar da şehittir bence. Sülü! Ne oldu? Ama senin devamlı Fethullah Gülen'in ve yazıların çıkıyor internette, röportaj yapmışsın. Danışmanlarının devamlı Fethullah Gülen övgüleri çıkıyor. Bak ben bu kadar açık söylüyorum. Sen! Ben Süleyman'ın buraya maketini koydum da ondan onunla öyle konuşuyor. Süslü Süleyman kardeşlerim benim. Ya bir de en komiği ne biliyor musunuz? Bir tane Anadolu Ajansı muhabiri, ismini bilmiyorum, bir genç arkadaş Süleyman Soylu ile ilgili bir soru sordu ya. Adamın abisi FETÖ'cüymüş dediler. Bakın şimdi devleti anlatacağım size birazdan, bu ön atlı. Bunlar kamikaze gibiymiş, bekler bekler birden vururmuş. Ya senin elinde devletin imkanları yok muydu, bilmiyor muydun onun abisinin FETÖ'cü olduğunu? Onun abisi FETÖ'cüyse orada iki tane bakan bu konularla muhatap, onun da abisi FETÖ'cü. Bunlar haşhaşiyse birden hedefe odaklanıp vururlarsa, her abisi FETÖ'cü olan da FETÖ'cüyse o zaman bakan devletin sırlarını, nerede olduğu toplantıyı dinliyor. O da gizli haşhaşiyse taklit. Ben öyle bir şey demiyorum asla. Asla. Yani yaptığınız savunmanın mantıksızlığını anlatıyorum. Ya ciğeri yanmış adam söylüyor da. Yarın onu FETÖ'cü bulursunuz. FETÖ'cüler de öyle yapardı. O onu aramış, o da onu aramış, o da onu aramış. La zaten 7. aramada bir insan, köydeki en sağda yaşayan bir insan bile dünyada her insanı silsileyle aramış oluyor. Onun bir matematiği vardı da uzun, şimdi burada anlatmayayım onu. Ya devletin ruhunu yok ettiniz. Namusunu zaten de kelediniz de ruhunu da yok ettiniz. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım, müsaade ederseniz bu böyle sol kesimdeki arkadaşlar bana bunu çok söylüyor. Devletin sen neden kutsuyorsun? Tamam, anlatacağım. Süleyman! Ama esas vallahi sana anlatacağım. Bak yemin ediyorum. Bu makara değil. Bunu ciddi anlatacağım. Kıymetli kardeşlerim. Bizim aklımızda böyle öğrettiler. Devlet bilmem bir şey genel müdürlüğü binasıdır. Bilmem bir şey daire başkanlığıdır. Bilmem bir şey işte orada nöbetçilerdir. O devletin araçlarıdır. Devlet böyle bir şey değil. Dün devlet çadırdaydı. Yarın da uzay mekiği gibi yerlerde olacak. Devlet bir ruhtur. Kutsal olan da devletin ruhudur. Peki bu devletin ruhu nedir? Binlerce senedir yaşanılan ihanetlerin, yapılan savaşların, uğranılan entrikaların ve bu acıların, hüzünlerin, mutlulukların ve tüm başarıların, başarısızlıkların
ve tüm bunların toplamından oluşan tecrübenin damıtılarak bugüne kadar gelmiş olan bilgi birikiminin adı devletin ruhudur, devletin aklıdır. Hep onun için diyorum, devletin iki şeyi vardır, bir namusu, bir de aklı. Devletin namusu demek ne demek bilir misiniz? Biz gençliğimizde işte, çok gençtim, 16-17 yaşında, bir emniyet amiri tanıdığımız vardı. Bir tane polis memuru, biraz hileli bir iş yapmış, bir adama söz vermiş. O adam geldi, o emniyet amiri o hileli işi bildiği halde adamın işini o şekilde halledilmesine izin verdi biliyor musunuz? O zaman emniyet müdürü yoktu, ilçelerde emniyet amirleri vardı. Sonra o polisi sürgüne yolladı, hakkında dava açtı. Dedim ki ya neden böyle yaptın? O polis dedi devleti temsil ediyor. Devletin sözü yere düşmez dedi. Düşmemeli. Devletin namusu budur dedi. Biz devletin namusunu o büyüklerimizden öğrendik. Durmadan yalan, durmadan yalan, durmadan yalan. E şimdi televizyona çıkmışsın, rezil rüsva edeceğim seni. Rezil rüsva edeceğim, inan. Üzülüyorum, utanıyorum, mahcup oluyorum. Devletin bakanına inanan en fazla %9 çıkıyor. %91 onun suç örgütü dediği olan insana inanıyor. E zaten orada oturuşun, vücut dili okuyanların hepsinin psikolojisi, suçüstü yakalanmış bir insanın ezikliği hali vardı üstünde. Gördüm resmini. Gazetecilere de bir atar yapmışsın ya girerken içeri. Sürüp! Ya diyorsun ki uyuşturucu satıcısıyla resmini koymuşsun. Bunlar yeni bir uyuşturucu yolu. Ben sana sizin kurduğunuz uyuşturucu yolunu anlatacağım herkese. Anlatacağız daha biz çok konuşacağız. Artık parça parça değil böyle avuç içi avuç içi kadar koparma dönemi geldi. Avuç içi avuç içi koparacağız. Doğrudur. O adam uyuşturucu satıcısı mı onu da bilmiyorum. Adam uyuşturucu satıcısıysa niye cezaevinde değil? Diyelim ki uyuşturucu satıcısı adam. Şimdi senin başında olduğun, sana bağlı olan kriminal suçlar, istihbarat, terör şu sistemle çalışır. Bir adamla bir kişi resmi var. Peki bu insanlar o resim çektirmenin haricinde yan yana gelmişler mi? Bu sinyallerle hemen yazarlar. Bu insanların yan yana herhangi bir yerde gelip gelmediği o sinyaller vasıtasıyla netleşir. İkincisi, bunlar birbirini karşılıklı aramış. HTS kayıtları denen şey bunun adı. Bunlar birbirlerini karşılıklı aramış mı? Ben adamla hiç birbirimizi aramamışız. Ben adamla HTS kayıtlarını çıkarım. Bir daha hayatımda hiç yan yana gelmemişim. Ben adamın tipini bile bilmiyorum. Ya bu konuda muhatabım benim, sen değilsin. Sayın Cumhurbaşkanı, ana muhalefet partisi lideri ve diğer parti başkanları. Parti desteğiyle, gazete basın desteğiyle siz bu kadar insan topluyorsunuz. E basın desteği yok, parti teşkilat desteği yok. Bir satır yazıyla ben sizin topladığınız kalabalığı, yani senin değil, Sayın Cumhurbaşkanı'nın demek istiyorum, sen. Ya sen mahallede okey masası kuracak adam topluyor masını, o sevimsiz suratında. Bak, benim bu adamla yan yana gelmişliğim onun haricinde, ki ben Türkiye'de en çok resmi olan insanım. Bazıları resimler siliyorlarmış. Yüce Allah ne diyor biliyor musun Süleyman? Hemen araya girip bunu tamamlayayım. Süslü Süleyman. Abese suresi 17. ayet. Ey insanoğlu sen ne kadar da namkörsün diyor. Sen zaten namkörsün, o ayrı. O eski dostlarımızın içinde de varmış. Ben demiyorum, Yüce Allah diyor. Sadakallahül azim. Allah doğruyu söyledi. Çünkü Allah yalanlardan münezzehtir. Ya
vicdan ya. Yarım saat orada uyuşturucu konusu anlatmışsın lan. Benim hayatım uyuşturucu satanların ölümüyle suçlanmakla geçti. Oraya çıkıp onları söyleyip ya benim bu şekilde seni rezil edeceğimi düşünemedin mi? BTK'dan devamlı yazdırıyorsunuz ya. Siteler kapansın diye. Ne oldu? Kapattınız bir tanesini. Ne oldu? Zamanı gelmiş bir fikir hiçbir surette engellenemez. Tarihi okudun mu süslüsünü? Tarih bunlarla dolu. Vallahi ben inanıyorum Tayyip abi bunları görecek ama bunu da anlamıyorum. Ya bir İçişleri Bakanı, sinir kontrolü olmayan bir adam televizyonun karşısında karısının iç çamaşırlarının arkasına saklanan diyor. Ulan biraz namus, biraz rahat ol. Ben sana böyle bir şey demem. Ben bana milyonlarca genç çocuğu haksız yere küfür ettirdiler. Ben onlara bile demedim. Herkes küfür etti. Bakın geçmişe yönelik ben bir tanesinin ailesine küfür etmiş miyim? Bakın etmedim. Etmem. Çünkü biz akıncı ruhluyuz. Çünkü biz serden geçtiyiz. Fedaiyiz. Vatan delisiyiz. Biz namus üzereyiz. Edep, ahlak biliriz. Devletin bakanı olacaksın. Şimdi rezil olacaksın da. Ya bir yalanı söylerken bilmiyor musun? Yani yalanın ömrü kısadır. Ben en başından beri ne söyledim? İlk geldiklerinde kadın polis yoktu. Diğer polis memurları görevini yaptı. Onlardan Allah razı olsun dedi. İki tanesi özellikle yaşlı olan biri eşimi silahla duvara iten, çocukların odasına girip silah doğrultan. Lan o görüntüleri niye vermiyor? He? Milleti kandıracağına. He? Ben o iki bayan polis kardeşimize teşekkür etmedim mi? Etmedim mi ben o iki bayan polis kardeşimize teşekkür etmedim mi? Evde bayan polis geldi demedim mi? Ve milletin aklıyla dalga geçiyorsun. Ey Süleyman. Bak. Millet seni nasıl gömdü? Organize suç örgütü lideri karşısında %9. Sizin parti anketleri 30 bin denekle yapılıyor. 300 küsür bin kişinin verdiği oy. Çapın yok. Televizyonda tehdit ediyorsun ya. Oradan çıktıktan sonra da bu tehditlerine devam etmiş. Alabiliyorlarsa alsınlar. Nasıl bir güç? O nasıl gücü anlatacağım biraz sonra kardeşlerim. Yeni uyuşturucu rotası nedir? Size ben delilleriyle, ispatlarıyla anlatacağım. Yanlış adam. Yanlış zaman. Ya utanmadan rezil ettin kendini ya. İnsanların bir parça sevgisi varsa da o sözden sonra sana zaten o da kalmadı. Ulan başından beri ne dedik? Ana, bacı, kız kardeş, bu Türk'ün töresi de bizim insanımızın, yani Türk derken tüm hepimiz de. Senin karşımda o oturanlar var ya, onlar robottu biliyor değil mi? Gazeteci değillerdi. Vallahi robotlardı. Onlar adına samimiyetliyimle söylüyorum. Vallahi samimiyetliyimle söylüyorum. Ben onlar adına üzüldüm. Yazık. Vallahi yazık. Çok üzüldüm. Ekmek parası ama onlar da ne yapsın? Mutlaka vardır bir sebebi. Bir de köfteci Yusuf. Ya bakın size bir şey diyeyim arkadaşlar. Devletin İçişleri makamında bir deli oturuyor. Bak vallahi diyorum. Bu adam hasta. Manyak. Köfteci Yusuf kodusu. Nedir anlatayım? Köfte yemedim Süleyman. Köfteci Süleyman. Köfte Süleyman. Alaska Türklerinin bizim atalarımızın sürgünüyle ilgili Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir anma etkinliği yapılacak. Ben oraya geliyorum. İşte duyuru yapıldı. 15 bin kişi parkın içinde, internet görüntülerine bakabilirsiniz. 15 bin kişi de yukarıda konuşma yapacağım. Yukarıdaki bölümde bekliyorlar. Yer gök insan. Yer gök insan.
Ben oraya gitmeden önce tabii daha evvel giden arkadaşlardan aradılar beni. Dediler ki reis işte biz böyle bir yerde oturuyoruz seni bekliyoruz. Her yer çok kalabalık. Bu köfteci Yusuf var senin hayranınmış tanışmak ister misin? Ayıp olmasın nezaketen tanıştık. Nasılsın kardeşim iyi misin? Keyfin nasıl? Saatin nasıl? Tamam. Kapattık. Başka ne hayatımda köfteci Yusuf gördüm de köfte yedim de bir şey yaptım. Sonra bu dört arkadaş kim biliyor musunuz? Bir tanesi Afyon'un en zengin ailesi. Bilmem kaç bir tane daireleri var. Bilmem işte et kesim fabrikaları var. Bunun gibi tüm iş kollarında varlar. Şimdi bu arkadaş, öbürü gazeteciler bilmem bir cemiyetinin bir yetkilisi. İsmi aklıma gelmiyor. Öbür bir tanesi de diş malzemeleri ihracatçısı. Üretiyor, dünyaya satıyor. Yani bunlar hayatta sabıkaları olmayan, varlıklı, kendi alanlarında şey arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşlar, bu köfteci Yusuf'a demişler ki bizim et kesim yerimiz var. Onu alır mısın? Değeri bu kadar. Bankanın eksper değerini göstermişler. Bu eksper değeri demişler, biz sana daha ucuza verelim. Bankaya kredi kapatmamız var. Bu da bunlar benim yakınım diye çekilmiş birine demiş, emniyete gitmiş. Benim ne adım var, ne sanım var, ne hiçbir şeyim var. Ne de haberim var böyle bir şeyden. Sonra bu arkadaşları polis gözaltına almış. Şimdi hepsi serbest. Üç tutuklanmışlar, hepsi serbest. Cezaevinde de kalmamışlar. 15 gün mü, bir ay mı ne kadar kalmışlar bilmiyorum. Ya da o kadar. Araştırıyoruz. Sonra da bu dosyanın içine bu şahıs bir daha gidiyor. Ben diyor Sedat Peker'den de diyor davacıyı. Lan telefonla tanıştım. Köfteni bile yemedim kardeşim. Ya farz edelim ki ben demiş olsam git yerini buna sat. Eksper değerinden daha düşük diyor. Suç yok. Ama böyle de bir şey yok. Savcı benimle ilgili takat açmamış. Bir tane yeni savcı. Üzerinde zan bırakmak için demiyorum ama bu kadar tesadüf kafa karıştırıcı. Avukatlıktan savcı olup aynı anda da özel yetkili örgütlü suçlara bakan benim dosya bir anda bu beyefendinin önünde. Vallahi zan altında bırakmak istemiyorum. Belki gerçek meslek adabı ilkesi olan bir insandır. Bilmiyorum. Çünkü halen daha benim bu dosyayla ilgili bir aranmam yok. Ben bu dosyanın hiçbirinde değilim. Diyorum ya, yalancı bir adam yönetiyor İçişleri Bakanlığı. Lan ben köfteci Yusuf'un köftesini ne yapayım? 30 bin kişi Gürsu'da var. 10 tane köfte tezgahı kurarım, 30 bin kişiye satsam, lan köfteci Yusuf'un bütün hasılatından çok para mı olur? Siz delisiniz. Gerçekten hasta ruhlu bir adamsın. Ya sen oralara geldiğinde bizi yönetiyorsun ya, tabii benim çok emeğim var. Yaktın bizi, kendini yaktın, her şeyi yaktın. Biraz sonra alev alev yanma dönemi başlıyor. Biraz ilerleyen dakikalarda. Yanacaksın! Sülüm. Bizim oralarda bir hikaye var bilir misin? Dur sana onu anlatayım. Bizim bir aslan ormana çıkmış. Tabii onun hayalinde geyik, keçi falan yakalayıp yemek var. Bir bakmış bir tane küçük bir şey almış tam ağzına atacak. Kedi. Kedi demiş ki lan saygısız sen ne yapıyorsun? O da demiş ya ne oldu? Lan demiş ben senin dayınım. Lan nasıl dayımsın demiş sen küçücüksün. Demiş ki oğlum ben demiş insanoğlunun eline düştü. İnsanoğlunun eline düşünce adamı böyle yaparlar demiş. Buna muhatap olmamış. Aslan bunu atmış. Yoluna devam ederken sonra avcıların ağına yakalanmış. Tabi avcılar buna odunla vur Allah vur. Çünkü silahla vururlarsa kürkünün değeri gidecek. Buna başlamışlar vurmaya. Vur Allah vur. Vur Allah vur. Sabahki olay ulan demiş demek insanoğlu dedikleri bu. Başlamış yalvarmaya. Beni demiş ne ederseniz edin ama beni ne olur dayımdan daha küçük etmeyin demiş. Elime düştün Sülü. Seni öyle küçük edeceğim ki yemin ediyorum kibrit kutusuna sığacaksın. Cezavi kesin ilerleyen zamanlarda ama kibrit kutusuna sığacaksın. Bugün neyi anlatacak diyeceksin.
Bir de bak bizim akrabaya baskı yapıyorsun açıklama yapsın diye. Akraba makraba ayırmadım, herkes kayıt altında. Reşat Baba, severim sayarım. Allah'a yemin olsun öyle bir şeyler böyle mırmır ediyormuşsun. Paran çok, pulun çok, işin iyi. Sakın böyle bir hataya düşme. Bir de gazetecilere operasyon yaptırmışsın ya, komikliğe bak. Gazeteciler seni niye telefon trafiklerini, HTS kayıtlarını açıklamıyorsun? Neden? Kaç kere konuşuyorsun? Devletin bakanısın, niye FaceTime'dan konuşuyorsun gazetecilerle? Niye WhatsApp'ta? Niye müdürünün telefonunda? Reşat Baba ile onda bunda. Sana sözüm olsun. Bugüne kadar üzdüğün benim çocuklarım ve eşim dahil. Üzdüğün bütün çocuklar ve onların anneleri için. Devletin o şerefli makamından ayrıldığında bir gün gene yüzleşeceğiz. Bu dünya böyle sürmez. Senin boynuna köpek tasması takıp seni sokaklarda gezdireceğim. Köpek tasmasıyla gezeceksin. Kolpacı. Yan yan yürümeyle olmuyor bu işlerde. Alıp gelsene düşkün sülüğü. Abdülkadir'i, düşkün Abdülkadir. Kıymetli kardeşlerim, bir de bu arkadaşların bir kozu var. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Türk düşmanı bir Birleşik Arap Emirlikleri'nin şeyi varmış. Ben ondan para alıp İşte bu organizasyonları yapıp Türkiye'ye biraz önce artık bir daha suçlayamayacakları şekilde anlattığım olayı yapıyormuş. Kardeşlerim, size hep diyordum ya, bunlar bana ne yaptı gittiğim ülkelerde anlatacağım. Siz de dinleyin. Sonra bir kelime söyleyeceğim. Ben Türkiye'den çıktım, lanet olsun dedim ya. Kitaplarımı aldım. Çocuklarım yanımda geliyor gidiyorlar, eşim. Sakin, huzurlu açıklama yapmıyorum, hiçbir şey yapmıyorum, kimseyle kavga etmiyorum, lanet gelsin diyorum, hiç kimseyle muhatap olmuyorum. 8 ay kaldım. 8 ayın sonunda emniyetten bana bir davet. Lan herkes arkadaşımı zorladı. Bütün iktidar partisi ortakları, onlar, herkes. Bana dediler ki parmak iziyle şey yapacağız, resim. Dedim ya bu suç işleyenlere yapılır. Ben bu ülkede suç işlemedim ki, oturumum var, şirketim var. Dediler böyle böyle bizim bir uygulamamız var. Dedim ben herkesle görüşüyorum, hiç kimseye yapmamışsınız böyle bir uygulama. Tek uygulama bana mı dedim bu yapılacak? Devlet ama sonucunda verdik parmak izini, göz işte şey, göz değil pardon, resim. Oradan çıktım tabii yılların kurduyuz. Pardon, bozkurduyuz. Kurt Mehmet Ağar. Biz bozkurtuz. Hemen araştırdım. Türkiye Interpolü'nden yazı gelmiş. Aynı anda Sırp gazeteleri de haber yapmaya başladı. Sırbistan'la kimin arası iyi? Bizim. Diğer bizim Müslüman ülkelerden daha çok Sırbistan'a yardım ediyoruz. Bizim TİKA bile. Bütün her şeyi oraya yapıyor. Tabii tak hemen işi anladım. Ama ya orada da bir çevre yaptık. Sayılıyoruz, seviliyoruz. Her şey çok güzel. Tüm Balkan ülkelerine on binlerce bilgisayar dağıttık. Resimlerini paylaşacaktım. Sonra bu olaylar olunca paylaşmadık. Belki bir gün onları da paylaşırız. Ya Budva'da bugüne kadar bir tane cami mescit olmamış biliyor musunuz? Osmanlı zamanında Venedikler orada kiralandığı için asla olmamış. Ya oraya mescit açtık. Tarih boyunca ilk mescid. Öyle yaptık, devlet ayarladık filan yaptık. İlkin dediler çok büyük yapmayın, dikkat çekmesin ama açtık. Emir bil marufun yayılması için, yapılması için yaptık da. Şimdi biz orada sevildik ya, bu deli oldular. Ya Kosova'ya geçtim, orada da oturumum var. Kosova'da insanlar çok seviyor. UÇK ilk devlet kurulduğunda beni davet ettiler. Resmi törenle UÇK plaketler verildi, şey yapıldı. Yapmış olduğumuz yardımlardan dolayı savaş zamanı baktım orada da ambiyansta bir farklılık var. Gelgitler oluyor.
Türk Partisi Başkanı, hepsi çok değerli insanlar, arkadaşlarımız, dostlarımız. Hemen dedim Makedonya'ya geçeyim, yani buradaki hava iyi değil dedim. Geçtim Makedonya'ya. Bir arkadaşım ben cezaevindeyken ölmüştü. Onun mezarlıklarını yapıp oradan ayrılacaktım. Sonra Türk Partisi'nin başkanı, Enes Başkan, Enes İbrahim. Çok şerefli, namuslu bir adam. Genç, pırıl pırıl. Ya iktidarda ve koalisyon ortağı. Ya dedi burada kal dedi. Ya dedim sıkıntı olur. Ben gidip dedi görüşeyim. Beraber gittik, görüşmeler yaptık. Tamam kalacağız. Üçüncü ayın sonu. Bir baktım Amerika Saddam'ın sarayına inanın öyle girmedi. Yüzlerce asker, 200 tane tüfekler, bomba, cemseler. Lan ne oluyor dedim arkadaş. Anlamıyorum da. Bizim tabi bizim büyükelçilikten aktarmışlar. İşte şu kadar silah olur, bu kadar tüfek olur. Şu olur, bu olur. Adamlar çatışma bekliyor böyle. Geldiler evde çocuk mocuk. Lan ne oluyor? Beni aldılar götürüyorlar. Polise yolları kesmişler. Sonra gittik. Dediler vize ihlali yaptın ya. 50 euro. 2 gün vize ihlali yapmışım. Cezası 50 euro. Sırf o masrafın mı? 50 bin dolardır o operasyonun masrafı. Tabii içeri bir girdim. Baktım. Tercüman dedim isterim. Bir tane komiser getirdiler. Arnavut bir arkadaş. O da bize şey yapıyor. Tercümanlık. Çocuk da diyor ki abi onlar seni tanımıyor. Hani vize ihlali falan olur mu? Birazdan diyor hemen ilgilenirler, bırakırlar. Bana dediler imzala. Bir baktım neyi imzalayayım? İmzala dedikleri şey şu. Kuzey Makedonya, Üsküp, Türkiye, İstanbul. Uçak. Genelde ben hayatımda hiç kumar oynamam. Beceremem yani, elim o kağıtları dizemiyorum. O da bir yetenek, böyle peş peşe diziyorlar, alta dişiyorlar filan. Ama rahmetli babamın lakabı Poker Ahmet'ti. İyi poker oyuncusu. Herhalde ondan geçmiş. Bir blöf yaptım orada. Dedim uluslararası arenada sizin devletinizi mahkum ettireceğim. Ben siyasi dedim mahkumum. Aslında blöf değil, doğru söyledim. Hepinizi dedim takip edeceğim. Hepinizi mahkum ettireceğim. Devletinizi mahkum ettireceğim. Dünyanın en iyi avukatlarını tutacağım dedi. Vallahi de yapacaktım. Orada da bir kadın, anne işte, anne güdüsüyle, yaşlı da bir bayan ama yıldızları vardı. Onların rütbeleri nasıl oluyor bilmiyorum. Kadın bunlara bir şeyler diyor işte, siyasi iltica diyor, bir şey diyor. Kadın da sorun çıktı, ortalık karıştı. Bana dediler Kosova'ya gider misin, dedim giderim. Beni Kosova sınırına bıraktılar, ne pasaportum var üstümde, ne de param. Pardon, bir pasaportum var, param yok, telefonum yok, hiçbir şeyim yok. Çünkü evden direkt çıkarıp getirdiler sabahın 7'si. Orada bir adam vardı, Allah ondan razı olsun, Kosova sınırında hep ona dua etti. İşte kim var ne var, dil yok, anlaşamıyoruz, bende de yok, onda da yok. Sonra orada çok değerli Afrin kardeşim var, Allah ondan razı olsun, bana çok emekleri geçti. Dedim benim arkadaş, kardeşim işte böyle böyle internetten girdi, buldu, telefonunu neyse çağırdı, Afrin geldi, biz oradan gittik. Afrin dedim beni Arnavutluk sınırına getir dedim. Ne oldu dedi, burada kalalım. Yok dedim, burada kalmayalım. Niye? Burası dedim birazdan karışacak. Yılların tecrübesi biliyorum. Bir anda Afrin'in iş yerine polisler. Göç idaresinin müdürüne polisler. Bizim Büyükelçilik İçişleri Bakanı'nı arıyor. La bir insana bu kadar zulüm edilir mi? La oturuyorduk da kitap okuyorduk lan. Bırakın da bizi ya. Uyan deyi uyandırdınız. Bundan sonra sorun sizin, benim değil. Allah'a emin olsun sizin, benim değil. Siz uyandırdınız beni. 20-25 senedir yatıyordum. Sakin, huzurlu. Bir tane, gözlerim böyle kapanıyor kusura bakmayın. Saat geç, videoyu da yetiştirelim, söz verdik dedim diye. Uykusuzluktan gözlerim kapanıyor. Lütfen aklınızı helal edin bana kardeşlerim. Bizim bir arkadaşı aradım ya, dedim ki böyle böyle, akrabam da sayılır. Ya Dışişleri Bakanı beyefendi çok iyi bir adam, herkes öyle diyor. Ya devletin benimle ilgili böyle bir tasarrufu varsa bileyim, ben ona göre davranayım. Kendisini aradı, benim bilgim dahilinde olan böyle bir şey yok dedi. O adam temiz dürüst bir adam, çevresinde herkes öyle diyor. Ben inanırım o öyle dediyse, ben tanımıyorum. Ya ama bakıyorum ilk ayrı yere gidiyor. Ya dedim bana 5 sene deport vurdular, 3 gün
Şey ihlaline 5 sene deport olur mu? Bizim Derin Mehmet. Makara yapmayacağım. Ya polis katilledi arkadaşımızı. Ben inanmıyorum da polis katili olduğuna. Resmi kayıtlar öyle diyor. Onu getirdi ya Türkiye'ye. Biz 3 gün vize ihlali. Ukrayna'ya gittim 4 gün. Ukrayna'dan 3 sene. Ya nereye gitsem deport, deport, deport unutturuyordu. Orada Arnavutluğa kendimizi sınır bölgesindeyiz ama Kosova'da görünüyorum. İşlem yaptırtırmadı. Öğrendik artık bu kadar bize macera yaşattılar ki. Hepsini öğrendik. Biraz o sınır bölgesinde kaldım. Buradan çıkayım dedim. Arnavutluk da hareketlenmeye başladı her yer. Aynı gün giriş yaptırdım, çıkış yapacağım. Havaalanının oradan geçerken tam Sedat Peker 4-5 kişi dur dediler. Hemen beni içeriye aldılar. Allah orada beni misafir eden aileden razı olsun. Çok güçlü bir aile oranın. Onlar da oradaydı. Bir anda müdahale şey, bir tane müdürdü zannediyorum. Geldi öbürlerine bırakın, bırakın, bırakın dedi. İşte efendim yazık, bırakın dedi. Uçağa bindik, kalktık, Fas'a gittik. İndik, her şey çok güzel, güler yüzlü. İkinci gün, vallahi ikinci günü her yer polis geldi. Ulan bir nefes alayım arkadaşlar, ulan bir durun diyorum ya. Bizim o arkadaşı aradım, dedi ki ya böyle böyle, hiç böyle bir şey yok. Hani yanlış bir bilgi var sende. Ukrayna'daki dostumu aradım, o da istihbarattan gizli yazışmaları aldı. Bizim büyükelçilikle Ukrayna Cumhurbaşkanlığı arasında. Böyle işlere Cumhurbaşkanlığı bakmaz ama buna özellikle Cumhurbaşkanlığı bakıyor. Bu da enteresan. 3 sene deport ya, 4 günlüğüne ziyarete gitmiş. Gidecek ülkeler bitiyor, bitiyor. Sayıyorum ya, deport, 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 deport. Fas'a gittik. Fas'ta dururken böyle sakin, huzurlu bir yer. Kafamı dinliyorum böyle. Makedonya'da Sedat Peker'e gözaltı, sahte operasyon. Lan ne oluyor dedim, gene ne oluyor lan, biz burada değiliz. İşte bir sahte operasyon şey, pasaport yapan, kimlik yapan 10 kişilik bir polis gözaltına alınmış. Sedat Peker de sahte pasaport yaptırmış, gözaltında Türkiye'ye gelecek. Bir ay arayı kopardılar arkadaş. Lan ne oluyor demeye kalmadı, zaten Türkiye'de operasyonu başlattılar. Alt zemini hazırladılar. Orada da gazeteler yazıyor ama orada bir gazeteci araştırıyor bunu. Benim bir tanıdığımın tanıdığı diyor ki bu işte bir yanlışlık var. Sedat Peker diyor bizim ülkemizde değil ama pasaport diyor şu gün alındı diyorsunuz. O gün bizim ülkemizde değil. Karakolun kameralarında Sedat Peker'in görüntüsü yok diyor. Pasaport müracaatı için imzasının olması lazım. Göz retinası olması lazım, parmak izi olması lazım, bunlar da yok diyor. Bu pasaport Sedat Peker'in üzerinde yakalanmamış ve bu pasaport hiç kullanılmamış. Burada hile var diyor. Ülkenin Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı, tanımıyorum kendisini, bana bir arkadaş anlattı. Sedat Peker buradayken bizim gözetim altımızdaydı dedi, demiş. Görüştüğü her şey takip ediliyordu. Bu ülkeye herkes gibi geldi, gelebilir. Diplomatlarla görüştü, parti başkanlarıyla görüştü, belediye başkanları, milletvekilleri, hayır kuruluşları hepsiyle görüştü. Hepsi devletin bilgisinde. Bu ülkede suç işlemedi dedi. Bana o operasyon olacağını biliyor zaten bizim büyükelçilik. Tak oradan beni o operasyona. Sadece resmim var. Başka hiçbir şeyim yok. Bir de bu operasyona kılıf hazırlanacaktı. Ben Fas'tan gelecektim. E gazeteciler araştırsanıza. Fas'a insansız hava aracı gibi edilmiş mi? Veya çok 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 düşük paralarla verilmiş mi? Bir araştırsanıza. Gazetecisiniz. Laf konuşuyoruz da. Sizin namusunuz, maaşınız kadar oğlum. Ben sizi biliyorum. Herkesin de bilmesini sağlıyorum. Temiz toplumcular, ortalığı yaylaya verdiniz, Aydın Doğan indirsin büyük milyar dolarlık işleri, dinç bilgin indirsin. Sizin temiz toplumunuz bu lan. Hep bir de hümanizmden anlatır bunlar. Kardeşlerim, vallahi diyorum, hep hümanizmden.
Ben siyasal hümanizmi Rotterdam'da Erasmus'tan okudum. Psikolojik hümanizmi Abraham Maslow'dan okudum. Ben gerçekçiyim, akılcıyım. Dünya şu an buna hazır değil. Hala atalarımızın ilkel dürtülerini taşıyoruz. Ama gerçekten siz değilsiniz. Gerçekten hümanist insanlar var. Bizim yapmamız gereken, hani bazen dizilerde oluyor ya, dünyada yaşam bitiyor, uzay gemileri kalkıyor, tohumlar alınmış. Onlar işte insanların karnını doyurup yaşamın devam etmesi için. Bu gerçek, sayıları çok azalan hümanist insanları biz böyle pamuklarla sarmalıyız. Onlar o tohum gibi. İyi insanlığın ölmemesi için o tohum gibi. Ama şimdi bize iyi insanlık, iyi insanlık, iyi insan anlattırıyorlar. Eşim böyle, çocukları öğretiyor. İşte yalan söyleme, bunu yapma, şunu yapma. Tamam. Dedim ki artık ben öğretmeye başlayacağım çocuklara. Annenizin dedim anlattıkları doğru. Ama dedim herkes sizin karşınıza temiz bir insan olarak çıkmayacak. Size şunu yapan olursa siz onu böyle yeneceksiniz. Size şu yalan söylerse siz ona bunu yapacaksınız. İlkin eşimin gözleri açıldı böyle. Dedim dur. Dışarıda kurtlar var dedim ya. O çocukları yemek için. Onlar gibi çocuk ama babası onu öğretiyor. Ulan böyle yap, şöyle yap, böyle yap. Şeytan. Şimdi o adamın olduğu yerde hümanizm nasıl olacak? Bizim çocuklar kuzu. Git önüne boğsun. Ya. Sahte, çakma solcular, çakma gazeteciler. Sizin hümanizm masallarınız da bundan ibaret. İnsanları tezgaha getirmek için hümanizm, temiz toplum. Ulan siz temiz toplum dediğinizde bu ülke battı. Sürü devamlı temiz toplum diyor ya, süslü sürü. Devamlı indiriyor, anlatacağım da hepsini. İndir sülü, indir. Fethullahçılar da temiz toplum, temiz toplum, o ikinci cumhuriyetçilerle beraber temiz toplum. Gördük temiz toplumu. İntihar edip ölen şerefli namuslu adam Ali Tatar'ın hakkından bence şey ne diyorlardı biliyor musunuz? Hesabını vermeden nereye? Ne yaptı lan bu adam size? Ne yaptı size? Hakka giriyorsun diyorlar, böyle söyleme diyorlar. Lan bırak, ben sizin tehditatınızdan geçtim. Ben sizi gördüm, başkalarını kandırın siz. Şimdi kardeşlerim biz Fas'tan da çıkacağız da. Baktım Makedonya'da operasyon, iş karışık, buraya geliyor. Oradan devletten de arkadaşlar bilgi verdiler. Dediler insan savaracı konu. Çıkacağız, tam uçuş izni alındı, gittik. İptal uçuş izni. Ben tabii bu sefer binmedim uçağa, ben yürüdüm insanların içine. Ya bana neler ettiler diyorum ya. Lan neler ettiler arkadaşlar. Uyan devi uyandırdınız. Bunu yaptınız. Göreceksiniz. Bir tripoda, bir kameraya zekaya yenileceksiniz. İnşallah Tayyip abi gereğini bunların yapar. Yoksa artık insanlar tüm her şeyi biliyor. Ya devletin televizyon kanalında bir insanın eşinin iç çamaşırını ağzına dolayan adam hala orada duruyor. Ya bırak bunların hiçbirini yapmasın. Lan bu suçların hiçbirini işlemesin. Ulan hangi bakan böyle bir namussuzluk yapabilir? Kim lan o? Köpek tasmasıyla gezdireceğim ulan seni. Arabaların lastiğine işersen 4 ayak üstünde gezerken tek mide vuracağım sana. İşemeyeceksin. İşemek de yasak. Tuvalet de yasakladım sana. Göreceksin lan sen. Sen bakan filan değilsin. Devletin bekçisi benim kafamın üstünde önünde hazır ol da durayım. Gurur yapmam. Sen adam değilsin. Bu yüzden bakan da değilsin. Anlatacağım. Şimdi yangınlar geliyor, parça parça kopmalar. Koparacak da, ama önden bir aparatif olarak anlatacağım. Küçük koparacağım. Canım birden yanmadı. Biraz sonra. Neyse biz telefonlar geldik buraya sabahın 5'inde. Hiç kimsenin haberi yok. Vallahi diyorum. Hala da adamlar anlamaya çalışıyor. Lan bu nedir diye. Bir de bana diyorlar ya, buranın diyorlar devletiyle anlaştı. Bura bize düşman diyorlar. E bizim Dışişleri Bakanımız bayramın ilk günü, hani biz daha büyük devlettik. Hiyerarşide
onların araması gerekmez mi? Yaş olarak benim bildiğim bizim Dışişleri Bakanı daha yaşlı. Niye bizim Dışişleri Bakanımız bayramlaşmak için aradı o zaman? Pardon, burayı. Neden? O zaman bizim Dışişleri Bakanımız da burayla anlaşma içinde Birleşik Arap Emirlikleri ile. Bir film var. Lan böyle saçma şey olur mu? Rusya'ya gidemem. Çeçenistan'a geçmişte yaptığım yardımlardan dolayı. Adamlar kindar. Rusya'nın etkisi alanındaki devletlere gidemiyor. Amerika olmaz, İsrail olmaz, Yunanistan olmaz, Kıbrıs ülkesi mi, Ermenistan. Ya da bana bir liste verin. Biz şunlarla şu zaman düşman olacağız, şu zaman şunlarla barışacağız. Ben yolculuk programlarımı buna göre ayarlayayım. Şeref namus sözü. Bileğimi diyet koyuyorum. Sözüme sahip bir adamım, biliyorsunuz. Düşmanlarım da bunu söyler. Bana resmi olarak bir yazı versinler. Yarın sabah buradan ayrılacağım. Sedat Peker, videoları yapana kadar onunla ilgili hiçbir tahkikat yapmayacağız. İstediği ülkeye gidebilir, oradan çıksın diye. Yarın çıkacağım. Almanya'ya gitsem diyecekler, Can Dündar orada, bu da onlarla anlaştı. Amerika'ya gitsen Fethullah Gülen orada, onlarla anlaştı. Ulan zaten İsrail'e gitsen bak, gördün mü, onu Yahudiler destekliyormuş. Lan Yunanistan'a gitsek bak, tarihi düşmana gitti. Lan gidecek ülke mi var? Nereye gideyim? Anlattım da lan 100 tane ülkeye deport vurdurdunuz. Ulan bir insana bu zulüm olmaz. Ama uyandırdınız. Sonu nasıl bitecek önemli değil. Allah'a yemin olsun. Bir de böyle beni seven insanları toplayıp böyle zulüm mülüm etmeyi planlıyormuşsun Sülü. Allah'a yemin olsun. Şurayı oku. Ben sabahlara kadar devlete zarar gelmesin diye yaptığım açıklamalardan uluslararası hukuku okuyorum. Bak bu gözümdeki işlikler var ya. Oku Sülü. Suriye ile falan kalma, o tarafa geçeriz. O zaman öyle şeyler olur. İnan. Devletin aleyhine söylemem. Uluslararası hukuk önümde. Ama siz yapın, beni sevenleri toplayıp ezip dövecek dövün, anon seni kibritten şişide sokacağım lan sizi. Adam nasıl küçültülüyor göreceksiniz. Remzi Gül Bey, sen hissini alamadım biliyorum, sende sıkıntı yok. Göreceksin. Yapın devletten resmi açıklama. Uluslararası hukuku bağlayacak. Sabah buradan ayrılmazsam şerefsizim. Sabah ayrılacağım. Birleşik Arap Emirlik. Kahpesiniz ulan. Kahpesiniz. İnsanlara bana olan inancını nasıl kırarız değil mi? Lan halk bir kere inandı mı inanır. Ben anlatıyorum da ben senin gibi fare gibi böyle mi yaptım lan? Bak anlatıyorum adam gibi. Nasıl gözünden bir suçluluk psikolojisi yakalanmışsın? Ulan bana neler ettiniz lan siz? Ulan gittik orada Karadağ'da oturup kitap okuyup yaşayalım diye ulan bana neler ettiniz siz? Ama şimdi sıra bende. Parça parça koparma evresi de bitiyor Sülü. Kütle kütle koparacağım. Göreceksiniz. Bir de bazı böyle şeyciler var, diyorlar ki ya bu diyorlar çocuğunun gözyaşı için falan olacak bir hikaye değil, dünyayı ateşe, bu olmaz diyorlar. Bizim insanımızı tanımıyorsunuz vallahi. Ben hep Karadenizliyim derim dikkat ederseniz, Kafkas asıllı. Bizim Doğu Karadeniz yani Trabzon, Rize, Artvin hep Kafkas asıllıdır genelde. Bizim insanlarımız ya bir tavuk yan bahçeye gitti diye 5 kişinin çatışmada birbirini öldürdüğü bir olay hiç duydun mu? Böyle bir mantık olur mu? O pireyi yorgan, pireden dolayı yorgan yapmak var ya bizden geliyor. Maraz derler bizim orada. Marazı tuttu, delirdi bu derler. Marazı mı tuttu lan, delirttiniz beni. Bu işin sonunda ne olacak diyorlar. Ben bu işin sonunda öyle bir hikaye yazacağım ki
Bir daha dünyada hiç kimse ne kadar güçlü olursa olsun ufak kız çocuklarını ve annelerini üzmeyecek. Bilecek. Ulan böyle bir hikaye oldu, dünya yandı, buradan da öyle bir şey çıkar diyecek. Bizim Ferdi Başkan benimle konuşmuyordu. O çip olayını anlattım ya kardeşlerim. Vallahi küsmüştü bana. 10 gün sonra konuştu. Ben dedi bavulumu hazırladım, evde bekliyorum gelip alırsın diye. Ben dedi kusura bakma, ifade vereceğim hakkında. Dedim abi ne diyeceksin, söyle de merak ettim. Şöyle diyecekmiş. O iktisatçıların da genel başkanı, aynı zamanda mesela sanayici iş adamlarının da başkanı. 66 yaşında. Ben yazar aynı zamanda. En son kitabına şöyle yazmıştı ben cezaevindeyken. İşte beni anlatmıştı. Çağımızın Kürşat'ı demişti. Tabii abartmıştı yani. Seven insan sevdiğini abartır ya, karga yavrusu Şahin gibi gelir. Biz öyle görüp yüceltmiş abartmıştı. Dedi ki bana telefonda, bir onunla şaka yaparım biliyorsunuz. Diyeceğim ki dedi polislere, ben onu Çin Sarayı'nı basacak Kürşat olduğunu zannettim. Bu deliymiş, Neron çıktı, dünyayı yakıyor. Benim bundan işim yok diyeceğim dedi. Dedim seni bırakmam Ferdun Başkan. Seni bırakmam. Allah'a yemin olsun. Bu dünyada da dünyada da beraberiz inşallah. Süle, yaklaşıyoruz biliyorsun değil mi? Geliyor gelmekte olan. İlkin küçük bir parçadan başlıyorum Süle. Çok can yanmayacak. Senin bu akraban var ya Ankara'da, Sadık Soylu. Bu Next, bir iş merkezi var Ankara'da. Next Level diye geçiyor. Bu devletin bir yeri. Şimdi buraya bakanlığın tüm yüksek bürokratları orada. Bütün iş adamları orada. Murat Kurum bakan. O mu yönetiyor? Sadık Bey mi? Bir de bu bir adam var. Bak. Erdal Kayapınar. Çevre Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü. Bu adamla ilgili bir FETÖ soruşturması varmış. O nasıl kapandı? Soruşturman kapandı. Genel müdürsün. Sonra da FETÖ'cülerle ben yakınmışım. Baş an önde söyledim. Artık dünya yerinden oynasa biz FETÖ'cülerden zaten. Çocuklarıma dedim ya. Ben ölürsem çocuklarım dost olursa benim çocuğum değil dedim. Seyvan. Bu adam ya gerçek FETÖ'cüyse? Hallettiniz ya. Şimdi bu kat kat imarlar çıkıyorsunuz. Bu FETÖ'cüyse bunu ben öyle demiyorum bak. Günahını almayayım, tanımıyorum adamı. Ama adam her şeyi depoluyordu. Bu işin hesabı olacak diye. Lan devleti yok ettiniz. Artık insanlar FETÖ'ye inanmıyor. Bir de bir tane şema çizmiş, bir tane garson şeyle. Lan bu kadar ciddi şey. Ya sizin iletişimle ilgili uzmanlığınız kim? Maaş vermeyin. Reklamcılığa vermeyin ya. Devleti düşürdüğün duruma bak ya. Ya sayın savcılar, siz deli mi istiyorsunuz? Kameralar vardı. Bu Sadık Soylu'nun bir unvanı yok. Devletin bakanlığa ait resmi binasında nasıl oturuyor müsteşar gibi, bakan gibi? Neden bütün iş adamlarıyla devletin tüm görevlileri orada? Telefon sinyalleri ya, bir yazı yazacaksınız. HTS kayıtları gelsin. Hangi bürokratlar bu adamın yanına gidip geliyor? Hangileri telefonlar? Ben iddia ediyorum Murat Kurum'u o kadar aramıyor. O personel. Çevre Şehircilik Bakanlığı. Gözlerimizi kapattık, bir oyun oynuyoruz. Benden özür dilemediniz. Beni daha aşağılamak istediniz. Daha küçültmek istediniz. Ben de vitesi daha büyüttüm. Şimdi tüm dünyaya başladık. Bu hikayenin sonu çok daha yayılacak. Tüm dünyayı böyle bir hoplatacağız yerinden. Şimdi kardeşlerim geldik esas konumuza.
Bu kokainle ilgili gazeteciler böyle çok şey anlattılar falan ya, ben size hikayenin gerçeğini anlatayım. Yani kokain önceden Kolombiya üzerinden geliyordu. Bu en son 4 ton 900 kilo geçen senenin zannediyorum Haziran, evet 9 Haziran'da yakalandı. Daha sonra yeni bir güzergah çalışması, çünkü DIA, Amerika Uyuşturucuyla Mücadele çok güçlü orada ve çok baskın karakter. Devamlı üstlerinde. Orada sistemi döndüremeyeceklerini anlayınca 800 kilometre Venezuela ile sınırları var. Venezuela üzerinden Kolombiya'dan oraya geçirmek çok kolay. Yeni adres, çünkü Venezuela'da DIA'nın kontrolü yok. Sıfır kontrol. Buraya döneceğiz. Bir de bize gelen bu kokainler diyorsunuz ya, bir kısmı iç piyasada, bir kısmı Avrupa'ya gidiyor. Hayır, Avrupa'da kokainin fiyatı çok ucuz. 45 bin eurolarda kilosunu. Türkiye'de çok pahalı. Ama esas pahalı olan yer Orta Doğu. Suriye, Laskiye limanı. Orası da DIA'nın kontrolünde değil. Şimdi bu mal yakalandıktan sonra yeni bir güzergah kurmak için Venezuela'ya kim gitti? Evet, kim gitti? Eski başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Bey'in oğlu Erkan Yıldırım Bey. Evet. Bu senenin başında o mal yakalandıktan sonra, bu senenin başında Ocak ayında gitti, 4 gün kaldı. Şubat'ta gitti, 4 gün kaldı. Caracas Limanı var. Venezuela'nın en büyük limanı. Oradan kuru yük gemileri direkt Türkiye'ye gelebiliyor. Ama konteyner gemileri Dominik üzerinde durma yapıp o şekilde devam edebiliyor. Yani esas gelen kokainler artık Dominik üzerinde de çok yakalanmalar başlayacak. Çünkü yeni güzergah burası. Ben bizim liman çok önemli dedim ya. İşte herkes anlattı oraya gemi girmez. Lan ben gemi girer mi dedi. Kokain bu şekilde Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra 30 metre 35 metrelik yatlarla uzun yolculuk yapabilen 500 ton, 1 ton, 2 ton kokainler o şekilde dağılım. Özellikle ama Suriye, Laskiye üzerinden de yapılıyor. Şimdi para trafiği nasıl oluyor? Kıbrıs, Halil Falyalı. Tüm para trafiği buradan dönüyor kardeşlerim. Halil Falyalı denen şahıs, 20 sene evvel hiçbir şey olmayan bir adam, Kıbrıs'ın sahibi. Mesela biz övünüyoruz ya, Kıbrıs'a gittik 50 tane FETÖ'cü aldık, daha iyi 500 tane almak lazım. Şu suç gruplarını aldık geldik. Evet. Halil Falyalı'nın Türkiye'de 10 tane dosyası var. Neden Halil Falyalı'yı siz Türkiye'ye getirmiyorsunuz? Tüm yasa dışı bahis işi ondan geçiyor. Devletin resmi raporlarında da var. Bu adam Amerika DIA'yı almak istiyor. O da alamıyor. Diğer taraftan başka ülkeler almak istiyor uyuşturucu sevkiyatından. Onlar da alamıyor. Erkan Yıldırım, Halil Falyalı, birazdan geleceğiz uyuşturucunun şeyine. Kıbrıs'ın şu anki Cumhurbaşkanı gerçekten iyi adam. Gerçekten iyi adam. Yani onun bu organizasyonun içinde olduğunu bilmiyorum ama şu anki kurulan bu organizasyon zaten çok eski zamanlarda kurulmaya başlandı. Hem uyuşturucunun hem kumarın merkezi haline getirilmesi için yapılan o çalışma. Erkan Yıldırım Kıbrıs'a gittiğinde Halil Falyalı'nın ya oteli ya da onun bazı otel onun değil, kasinolar onun. Halil Falyalı'nın misafiri. İşte ben Binali Bey'in böyle bir organizasyonun içinde olduğunu düşünmüyorum. Ancak ilk zamanlar Erkan Yıldırım'la ilgili çektikleri kasetleri, kumar kasetleri değil, başka kasetleri, rüşvettir, şeydir. Daha sonra bunu bu işe yönlendirdiler ve bu işin aparatı haline geldiler. Ve Türkiye'ye gelişi, gidişi, tüm organizasyonun ağları bu şekilde. Neden kokain yakalanamıyor? Neden kokainlerin Erkan Yıldırım'ın direkt gemisiyle ilgili de değil. Başka gemiler koordinasyon ediyor. Peki Mehmet Ağar bunun neresinde? Evet.
Mehmet Arda bu senkronizenin tamamen ortasında. Erkan Yıldırım Süleyman Soylu dostluğuna bakın. Erkan Yıldırım'ın Süleyman Soylu'nun çevresinde bu konularla ilgili dostluğuna bakın. Ya. Bir de diyorlar devleti zora sokmak için anlatıyorsun. Hayır, ben devleti zora sokmak için anlatmıyorum. Ya diyor ki ya, insanların dalga, aklıyla dalga geçiyor. 5 ton kokain yakalanmış. Hastalık vardı diyor. Ondan diyor polis yollayamadık. Öyle demiş. Lan bu 5 ton kokain lan undik. Özel uçağı kaldırsana Türkiye'den bir tane. Ya buna da gerek yok ki. Sayın savcı zahmet etmesin. Ben yazdırayım. İlgili makama Adalet Bakanlığı üzerinden Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla Kolombiya Dışişleri Bakanlığı ile ilgili makama ulaştırılmak üzere. Şu 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 tarihte ülkenizde yapılan uyuşturucu operasyonuyla ilgili ülkemizin adı geçmekte. Geminin varacağı yer burasıdır. Bu konuyla ilgili bilgi belgeleri İBD olarak göndermenizi talep ederiz. Düğme. Tak burada. Ya Sülü, sen zannediyorsun ki hani bak postacı geliyor, selam veriyor, herkes ona bakıyor, merak ediyor. Ya postacılık bitti. Adam göndermene gerek yok. Kıymetli kardeşlerim, bu hikayelerin hepsi böyledir. Rahmetli Uğur Mumcu. 1996'da Kutlu Adam'ın cinayetine deyince izledik. Söz namus. Belki bunu anlattığımda biraz böyle şey olacaksınız. Bizim devletimizle hiçbir alakası yok. Biz o zaman Korkut Eken, Mehmet Ağar hep beraberiz. Korkut abinin odası Mehmet Ağar'ın odasının yanında. Çok iyi dinleyin burayı. Çok iyi. Genciz, vatanseveriz. İşte şu PKK'ya yardım ediyor ama genelde bana iş adamlarını yönlendiriyorlar. Faili meçhullerden ziyade. Onları da anlatacağım ama bugün yetişmez. Bu cinayetle ilgili olan. Bana dedi ki ya Kıbrıs'ta bir adam var. Evet abi dedim. Bu dediği Kıbrıs'ı Rumlara satmak istiyor. Lan çocuğuz, genciz zaten böyle. Bizi bir doldur boşalt, bir dol. Dedi ki bu iki tane dedi profesyonel bana. Dedim abi ben kendi öz kardeşimi vereceğim sana dedi. Öz kardeşimi. Evet. Atilla Peker'i dedi. Çok iyidir dedim bu işte. Uzmandır. Sokaklardan yetişti. Türk Hava Yolları uçak biletlerini, hard disklerini atmıyor. Bir arkadaşımdan öğrenmiştim. Tüm hard diskler geçmişten bugüne kadar tüm bilet satışlarının olduğunu söylemişti. Biletlerden bakabilirler. Korkut Eken, Atilla Yıldırım bu cinayetten ne kadar önce gittiler. Ancak Allah'a emin olsun. Yüce Allah o insanın kanını bize nasip etmedi. Ya adam namuslu adam. Bu günleri görmüş adam, bunun için çalışmış. Rumlara filan ülkeyi satacağı yok adam. Ya hep böyle yapıyorlar. Vatanseverlik, vatanseverlik, milleti coşturuyorlar. Herkesi birbirine sokuyorlar. Allah'a emin olsun. Aradan zaman geçti. Döndüler 3-4 gün sonra. Denk gelinemedi. Korkut abiyle konuştuk. Dedi tekrardan gideceğiz. Sonra orada başka bir bunlara bağlı olan ekip öldürmüş. Karşılaştık Korkut abiyle. Abi dedim halloldu dedi o iş. Atilla Peker kanser ameliyatı oldu, evde yatıyor. Namuslu adamdır o. Benim biraderim korkmaz, doğruyu anlatır. Hep ben öldürsek öldürdü derdim. Çünkü zaman aşımına girdi. Hiçbir hukuki kaydesi yok. Bir şeyden korktuğum için değil. Ancak Allah'a yemin olsun. Kur'an'a yemin olsun böyle oldu. Ya orada bir yeri soymuşlar. Onunla ilgili çalışma yapıyor ve bu kumar şeyinin, uyuşturucu şeyinin gitgide Kıbrıs genelini ele geçirip adam bunlarla ilgili çalışma yapıyor. Kıbrıs'ı Rumlara sattı diye. Adam denktaşlı zaten mücadele arkadaşı. Sonra fikirleri biraz farklılaşıyor. Hep devlet için yapıyoruz. Hep devlet için. O kadının cazın mücadelesine eşinin ben uzaktan hep izledim. Avrupalara müracaatlar etti, onu etti, bunu etti. Şimdi diyecekler ki ya niye anlatmadın? Lan neyi anlatayım? Sen gördüğün her şeyi anlatıyor musunuz siz? Hepimiz birbirimizin aynısıyız. Şimdi anlatacağım. Daha neler yaşayacağız? Kaç kişi böyle gitti? Bu Mehmet Ağar var ya, bu Mehmet Ağar.
Emniyet Müdürlüğü döneminde en iyi arkadaşları Behçet Cantürk, Hüseyin Baybaş'ın bütün Savaş Buldan, tüm uyuşturucu işi yapanlar bunun arkadaşı. Kürt iş adamları diyorlar ya, hayır, uyuşturucu işi yapıyorlardı hepsi. Hepsinden para aldı, hepsinden. Hepsinden, her işlerini hallediyordu. En son siyasete girip, siyasette yönelip, çünkü hayali Cumhurbaşkanlığı, Göbek Bağı'nı oraya gömmüşler. Bir hikayesi var, Süleyman Bey'in koruma müdürlüğüne babası. Hikaye böyle. Ya oraya çıkarken adam tüm geçmişi temizlemek için Milli Güvenlik Konseyi'ne bir sunum yaptı. O zaman Tansu Hanım onu ikna etti. Sonra Milli Güvenlik Konseyi'ne devletler kendi gelecekleri için bu tip eylemler yapabilir şeyinde bir sözlü karar çıkarttırıp sonra başladılar hepsini öldürmeye. Vallahi vatan millet için yapmadı ya. Yemin ediyorum onun için yapmadı. Kendi geçmişini temizlemek için. Vallahi fuçeden daha tehlikeli. Uğur Mumcu. Görüşüne katılırsınız, katılmazsınız. Bence şehitti. Ya namuslu adamdı, şerefli adamdı ya. Ya her şeyden önce dürüst adamdı. Neden öldürüldü? Öldürüldüğü zaman yazıldı, yazdığı yazılara bakın. Terörden beslenen terör lokları. Bunun üzerine çalışmak. Hep terör bölgelerinde uyuşturucu tarlaları olur, uyuşturucu satışları. Dikkat edin. Hep ama. Hep. Ve silah ticareti. Uğur Mumcu şehit ediliyor. Yanına ilk gelen kim? Katilin önce gelir Mehmet Ağar. Ve eşine diyor ki, eşi ben gıyaben tanıyorum. Bir avukat arkadaşı, dünyanın en iyi insanı. Hayatta yalan söylemez. Ben diyor buradan bir turla çekersem devlet aşağı iner. Bu meşhur sözdür. Devletin içinde yaşayanlar bunu bilirler. Şimdi Uğur Mumcu temiz adam, saf adam, tek başına bir adam ya. Temiz adam. Şimdi bende yok şanslarınızı atıp duramadılar. Tutmaz oğlum. Ben rüyamda gördüm diyorum. Ben çok uzun yaşayacağım. Nerede öleceğimi biliyorum. Sizi bayıltacağım. En azından benim ömrüm sizden çok olacak. Onu biliyorum. Ne oldu? Derin. İndin mi derinlere? Bir tane Bodrum'da belediye... Derin PKK'da var. Bak sakın unutmayın. Gerçekten bir gün bunu uzun uzun anlatacağım. Bu işlerin bitmesini istemiyorum. Bizim askerimiz, bizim Mehmetçiğimiz dünyanın en şerefli insanları. Onlar bizim başımızda, bizim devletimiz. Ama Mehmet Ağar'ın yaptığı bu organizasyonların hepsi kendi cebi içindi. Gördüm, yaşadım. Yaban iş adamını arattırıyorlardı bu. PKK'ya para veriyor. Ortak dostumuz. Ya dedim abi bu adam Çorumlu nasıl dedim. PKK'lı olur. Ya dedi veriyormuş. Adama küfür kafiri biz arayıp. Sonra adam bunun yanına gidiyor ki cebiz bu çatı parayı da. Tabii ya. Neler neler ya. Neler neler ya. Temiz toplum. Ama bak bunları duyunca şimdi millet temiz toplum yaygarası ya. İnanmayın. En çok bağıran tezgah burada arkada bekliyor. Onlar çalacak. Hümanizm. Ben sakın inanmayın kardeşlerim benim. Vallahi 40 yaşında küçük kardeşlerim size anlatıyorum. Diyarbakır cezaevinde çocukların babalarına bok yedirip o eziyet edilmeseydi. Ya adamı öldür de sık kafasını öldür gitsin. Ya bok yediriyorsun, onun çocuğu var. Ulan babama bok yedirdiler diyor, daha gidiyor. Arama yapıyor lan, namuslu arama yap. Kadının üstünü soyuyorsun, çocuğu görüyor, daha gidiyor. Bizim içimizde böyle aptal birkaç kişinin yüzünden geri kalan hep şerefli. Hepsi aslan, hepsi bizim başımızın üstünde. Onlar için ölürüz. Bir de böyle para lordları, oradan uyuşturucudan beslenen, silahtan beslenen. Tabi Uğur Mumcu terörle ilgili yazıyor ama terörden menfaat elde edenlere gelince adamı tak şehit ettiler. Süleyman, hadi sen bizim şu arkadaşları bir alsana. Bana destek olacaklarmış diye o 600 küsür kişiyi dinliyorum, bir alsana. Sana yemin ediyorum var ya, neler yapacağım. Nasıl uyuşturucu attı? Sayın Savcı, Kolombiya'ya yazı yazacaksınız, Venezuela'ya. O mal yakalandığı tarihten 3-4 ay sonra
Erkan Yıldırım oraya geldi mi? Ocak ayında ve Şubat ayında Karakas Limanı'na gidip orada özel bir bölüm kiralamak için görüştü mü? Kiralandıysa kimin üzerine? Sevkiyat başladı. Temizlik. Lan pisliğin pisliğisiniz. Bir de bana suç örgütü. İğrençsiniz lan siz. Daha çok canınızı yakacağım çok. Bana neler ettiniz lan siz? Bir ana çocuğuna bu yapılmaz. Uyuyan devi uyandırdınız. Uyuyan devi uyandırdınız. Bunları görüşeceğiz. Vallahi görüşeceğiz. Billahi görüşeceğiz. Benim evimin girişinde ne yazar biliyor musunuz kardeşlerim? Çocuklar onu okuyarak büyüyüp güçlü olsunlar diye. Evimin tam kapısında yazar dev gibi. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar. Değerli kardeşlerim, değerli kardeşlerim, 40 yaşından küçük kardeşlerim. Siz yeni bir dünya ve yeni bir ülke kurun. İnanın yeni bir dünya, yeni bir ülke kurun. Bu ülkenin 84 milyonunun bir olmaya ihtiyacı var. İki sorun var. Gelecekte bizi büyük felaket bekliyor. Kürt meselesi, Alevi meselesi. Ya çözümleri çok basit. Çözülmemesi için hep uğraşılmış. Hep çözülmemesi için. Gelecek sıkıntılı günler var. O günlere hazır olmak için birlik olmak lazım. Bizi yoracaklar. Birlik olmak lazım. Kardeşlerim, değerli kardeşlerim, resimlerimi kaldıran arkadaşlara, tırsan arkadaşlara, Kutsal Kur'an'dan Abase Suresinin 17. ayetini söylemek istiyorum. Ey insanoğlu, siz ne kadar da nankörsünüz. Siz bunu yaparken ben hala daha burada kendimi yakma bağısına sizi korumaya çalışıyorum. Herkes anasından emdiği süte layık davranır. Ben anamdan emdiğim süte layık davranacağım. Ben adam satmam. Dost satmam. Sizi korumak için gerekirse kendimi de yakarım. Ama adam değilmişsiniz. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım, bu vakanın fedaileri, bu vatanın delileri, bu vatanın serdar geçtileri. Yüce Allah'a yemin olsun. Turan'ı kuracağız. Türk Birliği'ni kuracağız. Yüce Allah'a emanet olun kardeşlerim.